Eskiden ışığımız yoktu tabii. O yüzden Evet. gece çekemiyorduk. Şimdi artık ışığımız da var. Artık Gecede. softbox aldık. Aynen. İnşallah görüntü kalitesini beğenmişsinizdir. Bugün sizlere bize çok sorduğunuz ve bizi de bu konuda çok sevindirdiğiniz bir konudan bahsedeceğiz. Hamilelikte okuduğumuz kitaplardan bahsedeceğiz. Yani hamilelik öncesi ve hamilelikte diyelim. Çünkü ben bayağıdır okuyordum yani. Bir 2-3 yıldır bu tarz konular üzerine özellikle okuyorum. Çocuk, hamilelik konularını. Hatta hamilelikte bazı kitapları ikinci defa okudum. Bu videomuzun farkı daha çok bu sefer erkeklere Evet. yönelik kitaplar Bugün önereceğiz. ilginç bir fark oldu ama Evet. galiba gerçekten öyle Bakın oldu. şöyle, Rabia 3 kitap önerecek ama benim kitaplarım daha fazla. Ve bunlar erkeklerin okuması gereken kitaplar. Türkiye'de zaten çok azdır erkeklerin okuması gereken kitap. Zaten baba olmakla ilgili 2-3 tane kitap var. Onları da bulduk. Yani hepsi burada şu an. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle, Rabia çocuk gelişimi okudu aynı zamanda ve baktım ki hem üniversite olarak hem de işte ek kitaplar olarak çok okuyor, araştırıyor. İyi bir anne olacak ama ben bilgi eksiği olan bir baba olacağım. O yüzden biraz korktum. Ben de babalıkla ilgili kitaplar alıp okumaya başladım. Tabii sadece annelik, babalık, gebelikle ilgili değil, evlilikle, cinsellikle ilgili de size bir şeyler katacak kitaplar var bu önerilerimizin içerisinde. Hadi beraber Aynen, sizi çok kitaplara. bekletmeden başlayalım Evet. kitaplara. Dürüm. Benim birinci önereceğim kitap Doktor Günnihal Bülbül'ün Doğal Doğum kitabı. Bu neden önemli benim için? Ben bunu ta ilk evlendiğimizde okumuştum. Hamilelik sürecinde tekrar okudum. Yani benim doğuma bakış açımı tamamen değiştiren bir kitaptı ve ilk kitaptı. O zamanlar daha doğum konularına çok fazla yönelmemiştim, araştırmamıştım ve doğumu çok zor bir şey olarak biliyordum. Ya da sezaryen sonrası normal doğum yapılabileceğini bilmiyordum mesela. Bunları bu kitaptan öğrendim. Bu kitabın en güzel yanlarından birisi hem bir kadın doğum doktorunun tecrübelerini aktarması, tamamen bilimsel yayınlarla hem de pozitif doğum hikayelerinin yer alması. Hamilelikte ya insanın hani böyle ne olacağını bilmediğin bir sona doğru yaklaşıyorsun ya, özellikle ilk hamilelikler için. Bilmiyorsun doğum nasıl, işte zor mu olacak, kolay mı olacak falan. Başka insanların başından geçmiş doğum hikayelerini okuyunca ama bir rahatlıyorsun ya da en azından başına ne gelecek onları kestirebiliyorsun. Bu kitap beni bir başka kitaba daha yönlendirmişti. Kitabın adı Elleri Tılsımlı kitabıydı. Ebelik üzerine yapılmış bir araştırmaydı. Çok bilimsel bir kitaptı. Ben onu okudum ama kitaplıkta bulamadık. Doğumun medikalleştirilmesi üzerine araştırma yapan veya bu konuda ilgilenen, özel ilgilenen insanlar okuyabilirler ama bunu her hamilenin okuması gerekiyor. Evet dostlar, ikinci kitabımıza geçmeden önce küçük bir kamu spotu geçeceğiz. Kanalımızın izleyicilerinin yaklaşık %65-70'i videolarımızı izliyor. Hem de büyük bir kısmını izliyor ama kanala abone olmadan gidiyor. Biz de naçizane hatırlatmak Evet. istiyoruz. Kanalımızı beğeniyorsanız, aile, sağlık ve bilim konularına ilgi duyuyorsanız şuracıktan hemen bir kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu edecektir. Türkiye'de babalık üzerine çok az kitap var. Gerçekten yok denecek kadar çok kitap, yok denecek kadar az kitap var. Ve şöyle, aslında bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da genelde hep annelik, gebelik üzerine kitaplar yazılmış. Babalık, babanın eğitimdeki rolü üzerine kitaplar çok az yazılmış. Bilimsel makaleler de çok az yazılmış. Şimdi son 10 yılda biraz daha babalık üzerine kitaplar ve yayınlar artmaya başladı. Ben de çok araştırdım ve bulduğum ilk kitaplardan biri Doktor Koray Karabekiroğlu'nun Baba Olmak, Babanın Ruhsal Rehberi kitabı. Biraz kalın görünmesine bakmayın. Çok akıcı bir kitaptır. Ve babalıkla ilgili her şeyi, ama her şeyi detaylı bir şekilde yazmış. Kitabın yazarı Koray Karabekiroğlu da kendisi bir doktor ve ayrıca çocuk psikiyatristi. Dolayısıyla çocuk ruhsal dünyasına iyi hakim olduğu için biraz daha uzman gözüyle de bakmış. Babalıkları sınıflandırmış, babalık üzerine yapılmış bilimsel yayınlara çok sade bir dille değinmiş. Muhteşem bir kitap. Çok severek okumuştum. Hatta şöyle göstereyim, bayağı bir yerlerini boyayıp çizmiştim. Şimdi çocuğumuz olunca bir daha bu kitabın üstünden geçeceğim. Mutlaka ve mutlaka her babanın okuması gereken bir kitap. Babalığa hazırlık sürecinde de okunması gereken bir kitap. Biraz erkeklerin kendini tanıması için de iyi bir rehber niteliğinde. Kanalımızı izleyen hanımlar da erkek arkadaşlarına, eşlerine bu kitaptan alıp hediye Hediye olarak. edebilirler. Bir kitap daha önermek istiyorum sizlere. Bu kitapta Baba Olma Sanatı. Profesör Doktor
Sefa Saygılı ve pedagog Ali Çankıralı'nın yazdığı, birlikte yazdığı bir araştırma kitabı. Bu biraz daha ince. Büyük kitaplardan korkanlar bunu da okuyabilir. Ben bunu daha okumadım. Rabia Hanım sağ olsun yeni bana hediye almış bu kitabı. En yakın zamanda okuyacağım. Ama yazarlarının başka kitaplarını okudum. Çocuk doğmadan oku da. Evet, bu yazarların başka kitaplarını okumuştum. Çok sevdiğim ve güvendiğim yazarlar ve alanında uzman yazarlar. Dolayısıyla bu kitabı da nacizane öneriyorum. Zaten 160 sayfalık bir kitap. Evet, Yaşar Bey'in konuşmasından sonra ben de ikinci kitabıma geçiyorum. Bugün erkekler önde olduğu için o ikişerli tanıtacak kitaplarını ben tek tek tanıtabiliyorum. Kitabım Kolay Doğum. Aslında kanalımızın izleyicileri bu kitabı daha önce birkaç defa daha önerdiğimizi biliyorlar. Evet. Bugün toplu olarak bir kitap öneri videosunda da bulunsun diye bu kitabı eklemek istedim. Bu da yine doğuma bakış açısını değiştiren kitaplardan biri. Bu kitabı okuyunca insanın doğurası geliyor gerçekten. Yani ben herhalde 3-4 ay civarında okumuştum bu kitabı. Ve alan bir an önce 9 ay bitsin de hemen doğum yapayım falan diye böyle doğuma bir çok özenmiştim yani. Gerçekten doğumun kendine has özellikleri olduğunu, kendine has dokusu, kokusu olduğunu yazan bir kitap. Biz kitabın yazarıyla da daha önce 3 tane röportaj yaptık. Açıklamalarda oynatma listelerinden, doğru cinsellik üzerine ve doğum üzerine oynatma listelerinden o videolara da gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada kitabı yazarın kendi dilinden de tanımıştık hatta. İstemesem de sözü Yaşar'a bırakıyorum. Çünkü şimdi o uzun uzun iki tane kitabını tanıtacak. Benim sadece bir kitabım kaldı. Yok yok, ben bir tane tanıtacağım şimdi. Şimdi dostlar şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz babalar evi geçindirmekten de sorumlu ve genelde babaların derdi bu olur. Yani işte evi geçindireyim, gerisi benlik değil gibi bir mod var. Ve bir de ülkemizde ekonomik zorluktan geçiyor. Dünya olarak da çok büyük ekonomik krizler yaşanan bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla para yönetimiyle alakalı ne kitap önerirsin diye de bize özelden çok mesaj geliyor. Ben de bir kitap buldum. Serhat Semercioğlu'nun Aileler ve Çocuklar İçin Para Yönetimi kitabı. Öğrenciyken evlenirseniz nasıl geçinirsiniz diye bir video çekmiştik daha önce. O videoda da bu kitabı önermiştim arkadaşlar. Şimdi ekonomi üzerine, para yönetimi üzerine yazılan kitaplar çoğunlukla böyle biraz daha zor dille yazılan, rakamların olduğu, istatistiklerin olduğu, biraz yorucu, böyle normal insanların çok okumayı sevmediği kitaplar. Ben de onlardan çok anlayamıyorum. Ama bu kitapta Serhat Semercioğlu direkt aile ve çocuk yönetiminde paranın rolü, evliler için çocukların eğitiminde para eğitimi vermenin rolünü de çok güzel anlatıyor. Her bölümün sonunda özel testler ve görevler veriyor. O testler ve görevleri çocuğunuzla, ailenizle, eşinizle birlikte yaparak para yönetimini biraz da deneyimlemiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz biz hep anlattıklarımızın bilimsel temeli olmasına çok özen gösteriyoruz. Kitaplarımızı da öyle özenle seçiyoruz. Özellikle de erkeklerin okuması açısından tavsiye ediyoruz. Babalar hep işte ben para kazanıyorum, başka bir şey istemeyin benden moduna giriyorlar ya. Evet. O moda girmesinler yani. Bu kitabı okusunlar, para yönetiminin kolay yollarını öğrensinler. Geri evet. kalan vakitlerini de aileleriyle geçirsinler. Evet. Son olarak efendim, eğer durumunuz iyi değilse bu kitabı okuyun. Durumunuz iyileşir bence. Eğer durumunuz iyiyse de yine bu kitabı okuyun. İsraf etmezsiniz. Durumunuzu daha da iyiye götürürsünüz. Ve daha verimli kullanırsınız paranızı. Ve çocuklarınıza da iyi bir para yönetimi eğitimi vermiş olursunuz. Ben geçeyim o zaman kitabıma. Kitabım Hamilelik Kullanım Kılavuzu. Çok esprili bir kitap aslında. Kitabın yazarı yabancı iki tane doktor. Sarah Jordan ve Dr. David Ufberg diye. Ve ben bu kitabı şu şekilde almıştım. Bir çocuk kullanma kılavuzu ben diye vardı. Ben bu kitabın evet tasarımını çok beğendim. Aynen. Bir de hamilelik kullanma kılavuzu olarak vardı. Yani bir set şeklinde. O da yine aynı bu tarz tasarlanmış. Ben bu kitabı açıkçası tasarımından ve hani dilinden dolayı, dilinin böyle çok esprili, komik olmasından dolayı aldım. Şöyle biraz da göstereyim. Hani okuması falan da çok kolay. İçerisinde karikatürize edilmiş çizimler falan var yani anlattıklarıyla ilgili. Hem de doktor da yazmış olduğu için bilimsel bilgiler de var. Bu kitapta anlatılanlar ve bu kitaptaki bilgiler bana çok temel düzeyde geldi. Çok temel seviyede olacak olanlar için iyi bir kitap, öğretici bir kitap olabilir. Komik ve hani tasarımı çok güzel olduğu için akılda kalıcı olması adına bu kitabı almıştım ve okumuştum. Bu arada bunun çocuk kullanım kılavuzu var dedik ya, o çocukla ilgili
diğer kitaplarımızı da biz başka videoda önereceğiz. İnşallah öyle bir videoda yakında gelecek. Evet, 10 tane böyle kitap ayırdık çocuk eğitimiyle ilgili. Onları şöyle arkaya koyduk. Onu da çekeceğiz. Bu doğumdan önceki okunması gerekenler. Sıradaki kitap arkadaşlar, Bebeğinin Cinsiyetini Belirleyebilirsin kitabın ismi. Başında biraz böyle itici geliyor ve biraz da nasıl diyeyim, aykırı bir cümle gibi. Çünkü bebeğin cinsiyetine müdahale etmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyor. Hem dini kaynaklarımız hem de bilimsel kaynaklarımız doğru bulmuyor. Aslında yazar kitapta bunu anlatıyor dostlar. Bu kitabın benim ilgimi çeken yönü yazarıydı. Yazarı da Profesör Doktor Akif Poroy. Akif Poroy da bir kadın doğum uzmanıdır ve bu konuda onlarca kitapları vardır. Biraz da böyle gebelik, gebe kalma, işte spermin yaşama süresi, bebeğimizin cinsiyetini belirlemek ne kadar doğrudur, bunun bilimsel bir kanıtı var mıdır, İşte genetik müdahaleler hangi aşamada ve neler yapılabiliyor. Biliyorsunuz genetik müdahalelerle aslında bebeğin cinsiyetini belirleyebiliyorlar. Bunlar ne kadar güvenlidir, ne kadar güvenli değildir. Ne Batı'da, kadar etiktir. Ne kadar etiktir. Evet. Batı'da bu olay nasıl, Türkiye'de nasıl? Bir doktor olarak yazarın kendi önerileri neler, onları belirtiyor. Bir de burada gebelikte aklınıza gelecek en absürt soruların bile cevabı var aslında. Evet, evet, hani böyle bazı öyle. Yani okuduğunda ay bu saçma soruyu da kim sormuş diye düşünüyorsun mesela, evet. Ama soruluyor yani. Gebelikte insanın aklına bazen çok tuhaf sorular gelebiliyor. Absürt soruların da cevabını bu kitapta bulabilirsin. Evet. Ve bunun devamında yine de Profesör Doktor Akif Poroy'un yazdığı Cinsellik El kitabını da önermek istiyorum arkadaşlar. Cinsellik konusunda 5 kanal, 5 kitap, 5 uzman tavsiyesi verdiğimiz bir video vardı. Onun da linkini açıklamalara koyarız. Böyle her şeye ufak ufak, küçük küçük, temel bilgi seviyesinde değindiği bir kitap. Eşcinsellik konusundan, cinsel saplantılardan, cinsel ilişkiyi kaliteli bir ilişkiye dönüştürmekten, cinsellik süresinde yapılan hatalardan, her şeyden böyle enine boyuna bahsediyor. Böyle göstereyim, hatta bayağı boyayarak okuduğum bir kitap. Akif Poroy'un tüm kitapları değerli çünkü cinsellik konusunda, seksüoloji konusunda çok ileri düzeyde bir insan. Böyle sevgili dostlar, bugün size kaç kitap önerdik? 8. 8 tane kitap önerdik. 3'ü benden, 5'i Yaşar'dan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet, bizi bu sahneye kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlara lütfen bir kalp bırakın ki sonuna kadar izleyenleri bilmiş olalım. Bir de yorumlara hangi konularda kitap önerileri istediğinizi de bize yazın. Evet. Biz de o konularda okuduğumuz, beğendiğimiz kitaplar varsa onunla da ilgili video çekelim. Evet. Ve sizin de önerdiğiniz kitaplar varsa, evlilikle, gebelikle, çocuk eğitimiyle ilgili, onların da ismini ve yazarını yoruma mutlaka ekleyin. Okumam gerekiyor bunu dediğiniz kitapları bize yazın lütfen. Biz de yeni kitaplar keşfedelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başarılar Cemil'in. Elim acıdı ya.